doğru kararı vereceğinizi biliyordum. Sizinle çok güzel işler yapacağız. Çetin. Hayırlı akşamlar. Baba. Hayırlı akşamlar. Oğlum. Sen öyle pek insan içine çıkmayı sevmezdin. Hala da çok sevmem. O yüzden istersen daha sessiz sakin bir yere geçelim. Olur. Hatta daha iyi olur. Ya da vazgeçtim. Böyle iyi. Benden bu kadar mı korkuyorsun? Eğer uzun yaşamak istiyorsan... Tedbirli olacaksın. Senden öğrendim. Ama çok iyi öğrenememişsin. Açık veriyorsun bak. Şimdi... Eğer İrfan Kahraman'dan aldığın emanetimi geri verirsen hayatını bağışlarım. Ne de olsa oğlumsun. İnsan evladını seçemiyor. Mevzuya gelelim. Bizden ne istiyorsunuz? Birlikte çalışmak istiyorum demeyin. Onun için bizi seçmeyeceğinizi anlayacak kadar tanıdık size. Ben de sizi tanıdım. Ben de sizin benimle çalışmayı değil, bizzat beni istediğinizi biliyorum. Önce Nezih, sonra ben. Sıradaki de herhalde Korkmaz ya da Can olmalı. Tabii. En son da Bay Bars. Yani? Yani bu sefer de benim size reddedemeyeceğiniz bir teklifim var. Sıralamanızda küçük bir değişiklik yapın istiyorum. Benden önce Korkmaz'ı hedef alın. Ben de size para vereyim. Tamam. Tamam. Madem öyle şöyle yapalım. Ben de sana bir şans vereyim. Eğer annemi nasıl bulacağımı söylersen o zaman yaşamana izin veririm. Ne de olsa babamsın. İnsan babasını seçemiyor. Hazerel, bir problem var, çıkmamız lazım. Ne oluyor ya? Buyurun arka çıkıştan çıkalım. Konuşuruz sonra, çıkmam lazım şimdi. Ya bir saniye, şu işimizi bir konuşsaydık, ne problem var? Ne oluyor lan dışarıda? Kitlenmek dedikleri şey bu sanırım. Galiba.
Güzel. Güzel. Hoşuna gitti herhalde. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Ben yanılmışım. Sen tam da benim oğlumsun. Bu da benim kusurum olsun. Şimdi müsaadenle. Eğer günün birinde seni öldürmek istersem... bunu zaten anlarsın. Sen de öyle baba. Sen de öyle. Takip etmemizi ister misiniz? Lüzum yok. Vakti geldiğinde ben onu ayağıma getirtmesini bilirim. Var mı gelen? Bir araba var ama. O benim şoför. Siz ondan önce geldiniz. Rica ederiz. Teşekkür edecek bir şey yok. Siz olmasaydınız da çıkardım oradan demek istiyorum. İn lan o zaman. Bu arkadaş hep böyle gergin mi? Bu böyle biraz. Alışırsın. İn oğlum. Yok iyi böyle. Kalayım. Hatta bir yerlere gidelim. Sizinle bir konuşalım. Azade ile ilgili belki yine size yardımcı olurum. Ha? O güzel basıyor. Benden iyi galiba. Birçok konuda senden iyi. Takılma. Ya Azade niye bu heriften kurtulmaya çalışıyor ki? Aynı adama çalışmıyorlar mı? Bu adam izin vermeden kimse hiçbir şey yapamaz. Ama izin versin, birbirlerini öldürürler. Neden? Rekabet. Bak mesela, siz Nezih'i aldınız, Azade'nin önü açıldı. Korkmaz'ı alırsanız, Baybars'ın güvenecek kimsesi kalmaz. O da aynen böyle söyledi zaten. O zaman bu işte bir var. Niye? Çünkü bu doğru. Eğer Azade birine doğruyu söylüyorsa ya gerçekten çok sevmiştir ya da kesin öldürecektir. Yani? Yani bu kadının ipiyle kuyuya inilmez. Ha illa o kuyuya gireceğiz. Kuyunun dibini göreceğiz diyorsanız ben varım. Sana ne oluyor oğlum şimdi? Sana ne oluyor? Geçen de ben varım baskına geliyorum dedim bir aramadın. Hayır, yaran da gösterme. Senin neyin peşindesin? Bari onu söyle. Daha önce söyledim. Aynı şeyin peşindeyiz. Baybars'a şu kadar zarar verecek bir şey yapıyorsanız ben varım. Tamam mı? Ben gidiyorum. Eğer bana ihtiyacınız olursa... Alo. Afiyet olsun. Hesabı da kilitledi. Ne diyorsun? Ben yokum bu işte. Net. Çok yaş tahta. Bu herif bile o kadına güven olmaz diyorsa... hayatta iş yapamayız. Birader bak, ben senin derdini anlıyorum. Senin mahallene, insanına para lazım. Anladık. Ama bunun için önce senin hayatta kalman lazım. Tamam? Öyle adamın kimseye faydası yok. Okey? Bu Azade mevzusunu da kapatıyoruz artık, tamam. Ya Konyalı, 10 dakikaya seni alacağım. İşimiz var, hazırlan. Ay sen gene be. Ne işin var senin burada? İş görüşmem vardı. Allah Allah, ben size? Sen ben bu işte yokum demedin mi oğlum? Oğlum Çetin arkanızdan vurur demedim. Neyin peşindesin? Vallahi bugün benim yüzüme vurulanlardan sonra daha fazla hiçbir şey canımı yakamaz. O yüzden ben bu parayı alacağım. Seninle ya da sensiz. Bana bak. Bu sefer hata yaparsak altından kalkamayız ona göre. Ne halin varsa gör gerizekalı.
Kartal yola çıktı. Güzel. Son yolculukları bunlar. Madem Bay Bars bu iki serseriye dokunmama izin vermiyor... ...o zaman benim işimi Korkmaz yapsın. Can yürüyebiliyor mu? Tabii. İşinin başında. Ona da yazık olacak. Daha çok genç. Bazen üzülüyorum. Ama geçiyor. Alo. Oğlum ne yaptınız? Girdiniz mi? Girmek üzereyiz abi. İyi. Kol işi tamam değil mi? Tamam abi. Delik açtınız değil mi üstüne? Delik. Delik açtık mı lan? Açtık da bir lan, yoksa nasıl nefes alacak? Açmışız abi, tamam. İyi. Halledince bana haber verin. Tamam. Korkmaz Bey'e bir teslimat vardı da. Şöyle. Buna bir el atsanız. Gibi mübarek. Ebatına soktuğumun kolisi. Abi sen duvardan çıkabilecek misin? Yürü git lan oradan. Ne dedik ki? Neyse ya, boş ver. Geç geç. Neyse. Hı. Az önce içeri girdiler Azad'ın. Güzel. O halde siz de harekete geçin. Emredersiniz. Nejat. Can oradan sağ çıkmayacak. Eğer Kartal halledemezse... Onun üstüne kalacak şekilde sen halledeceksin. Tamam mı? Buradan geri dönemeyiz. Merak etmeyin Azade. Kameraları kapatacaklardır ama sen yine de doğru zamanı bekle. Sakın görünme. Seni tanımak güzeldi sarı çivciv. Abi.
okuyamadık be Konyalı. Okursun be abi, ne olacak ya? Yani bir şey öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir bence. Bu arada alarmlar ve kameralar tamam. Son iki saatin görüntülerini de sildim. Aslanım benim. İyi. İyi. İyi, hadi işimize bakalım. Tamam. Hayırdır lan? Abi yalnız manyak antika var burada. Yani değerlidir yani. Yani bir el atsak mı icabında? Ha? Beni karıştırma. Sen ne istiyorsan al. Bu da senin payın olsun. Burada bekliyorum seni. Eyvallah. Acele et, daha arabayı bulacağız. Böyle. Can Bey, bir sorunumuz var. Saldırı altındayız. Çabuk eve dönüyoruz. Konyalı, şuna bak Konyalı. Abi çok ağır oldu ama bunlar ya. E sende ne varsa toplamışsın. Geç. Vay 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 vay. Var ya, acayip bir şey bu. Arabaya bak Konyalı, arabaya bebek. Ya ben arabalardan pek anlamıyorum ya. Sen deli misin ya? Sen şu kapıyı aç, ben sana yoldan anlatacağım arabayı. Tamam. Anahtarı nerede bunun ya? Abi, abi. Yat, 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 yat. Eğil, eğil, eğil. Gel buraya. Geç, geç, geç. Çocuk gitsin. Bana ne istiyorsan yap. Önce sen. Sonra. Kimsin lan? Gel. Zamanında. Ne oldu? Ne oldu lan? Can bu. Can kim? Korkmaz'ın kardeşi. Can'ı öldürdüm. Sen onu vurasın, o bizi vuracaktı. Kaç masum insanı vur emri bu, biliyor musun? Ne
Ne yapıyorsun lan? Sen değil, ben öldürdüm adamı. Lan saçmalama, ver şunu. Adamı ben öldürdüm. Bu benim meselem. Ben bu yemek için buraya gelmesem sen de benim yüzümden katil olmayacaktın. İhtiyacım yok böyle bir şey yapmana, ver şunu. Sana zaten bir can borcum oldu. Bir de bunun vebalini sana yükleyemem. Sen buraya hiç gelmedin. Thank you.